takipçilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videoyu ben sunuyorum, annem değil. O zaman ne mi yapıyoruz? Almanya'ya geldiğimiz günden beri gezip gördüğümüz, annemle babamın beni götürdüğü birkaç yeri paylaşacağım sizlerle. Hem anlatacağım hem de siz de görmüş olacaksınız. Bunları daha önce YouTube'da paylaşmadım sanıyorum. Paylaşmadığım için sizlerin de görmesini istedim. O zaman hadi gelin yola çıkalım. İlk önce nereye gidiyor olabiliriz sizce? Bence birazcık tahmin yürütün. İlk yerimiz hayvanat bahçesi. Pazar günüydü ve aşırı kalabalıktı. İlk defa geliyorum biliyor musunuz? Çok fazla sıra olduğu için bayağı bekledik ve Alman kızları cazibe ve dayanamayıp bana rahat vermedi ya, sürekli beni sevdiler. Bu da içeri giriş biletimiz. Üçümüzün de aile adıydı. Bu benimki olması lazım. Kendileri hariç bana da 2 euro demişlerdi. Ben de burada giriş kısmında bir sürü taşlar vardı. Mağara adamı gibi üstünde hoplayıp zıpladım, birazcık beni beklemişlerdi. Ve artık başlıyoruz. Şu görmüş olduğunuz camın arkasında aslanlar yatıyor. Çok fazla belli olmamış. Ama annemler şuradaki aslanı bana benzetmişlerdi. Beni onun gibi tıraş etmişlerdi çünkü. Burada da maymunlar var. Burası biraz içerlik bir yer olduğu için ben girememiştim. Sadece annem girip çekmiş. Yatışa bakın. Ay pembiş flamingolar. Acayip değişik hayvanlar değil mi ya? Ömrümde ilk defa görüyorum. Görünce çok şaşırmıştım. Zürafalar. Şu an anlatırken bile içim ürperiyor. Ne zaman görsem bak az sonra gördüğünüz gibi hep havlamıştım. Sırf bunun için karşı tarafa geçip izlemeye devam etmiştik. Buradakiler pek ilgimi çekmedi ama yine de annem bana göstermeye çalışıyor olduklarını. Burası da hayvanat bahçesinin çıkış kısmındaki kafeteryası. Biraz yorulduğumuz için annemle babam oturup birer içecek içmişti. Onlar içeceklerini yudumlarken ben de karşımızdaki değişik maymuncukları izledim. Ah gün batımı, en sevdiğim şeylerden bir tanesi diyebilirim. Her neyse, hayvanat bahçesi gezimiz bitti. O zaman buradan başka bir yere geçelim. Evet, Barney bendeki göle getirmişlerdi beni. Ben de burada birazcık ayaklarımı ıslatıp suya alışmaya çalışıyorum. Durmamasıyla beni kandırıp suya sokmaya çalışıyorlardı ama ben asla ikna olmamıştım. Haha, nasıl olduysa bir anda kendimi suyun içinde buluvermiştim. Ama iyi olmuştu ya. Hava da sıcaktı zaten. Bayağı bir serinlemiştim. Burada da göle karşı oturup birazcık keyif yapmıştım. Ve artık eve gitme vakti gelmişti. Ayağımdaki kumlar birazcık dökülsün, arabayı pisletmeyeyim diye annem beni burada koşturmuştu. Eve gelip ılık duşumu da almıştım ve mister gibi olmuştum. Her neyse bu turumuz da bitti. O zaman hadi gelin başka yere geçelim. Geldi. Burası da yine bizim bulunduğumuz eyalette. Hollywood zamanıydı. Panayır tarzı bir yer düzenlemişler. Her yer ışıl ışıl.
Anniş kombina beni bobişe kitlemiş video çekmek uğruna. Biz de babamla takıldık öyle. Burada da babam bize oyuncak almaya çalışmıştı ama tüm denemelerine rağmen başarısız olmuştu. Yaşasın güç savaşları. Babam oradaki yazan skoru geçmeye çalıştı ama bizden önceki vuran bayağı iyi vurmuş, geçemedi. Babam da güzel vurmuştu. Sonrasında gezmeye devam etmiştik. Babam burada beni kucağına almış. Hava biraz soğuk olduğu için patilerim üşüsün istememişti. Ay, buradaki dönen şeydeki ışıklar çok fazla yere yansıma yapıyordu. Bilirsiniz ben yansıma yapan şeyleri çok havlarım. Susmamıştım hiç. Babam hırs yapmıştı. Dönüp dolaşıp yine aynı yere gelmiştik. Yemin etmiş gibi de oyuncağı almaya. Boş oynuyorsun. Aynen aşkım. Boş oynuyorsun. Alacağım bu sefer ya. Aldık. Şimdi de sırada Mehmet abideydi. O da şansını denemek çok istedi. Ama bakalım o alabilecek mi? Arkadaşlar, gördüğünüz üzere tüm denemelerimize rağmen şanssız bir gün yaşayıp buradan da gidiyoruz. Bu gezimizi bitirdiğimize göre şimdi sırada başka bir yere gidebiliriz. Yoldayız. Lady ile Winnetou'muz da yanımızdaydı. Evet, geldik. Yine her zaman olduğu gibi doğayla iç içe olan bir yerdeyiz. Küçük bir şelale vardı. Çırıl çırıl su sesleri geliyordu. Çok huzur vericiydi.
Orası da yukarıda farklı bir yere doğru çıkan bir yol kısmı. Babam önce davranmış, geri dönüyor, beni anneme veriyor. Ben de burada ittire ittire çıkmaya çalışıyorum. Biraz yorulmuş olabilirim. Burada oturup birazcık dinlenmişti annemler. Hemen oraya bank koymuşlar. Manzara ev soydu. Evet, gelebileceğimiz son noktaya kadar gelmiştik. Gördüğünüz üzere şurada küçük bir su akıntısı var. Ama ben sudan nefret ettiğim için narin narin azıcık basıyorum. O basmamda bile annemler çok mutlu olmuşlardı. Ama Lady ile Minito suyu çok sevdikleri için hep içine girip yapmışlardı. Benden de beklediler ama ben asla yapmadım. O taraf işimiz bitmişti artık. Şimdi buradan başka tarafa doğru geçiş yapmıştık. Yolun karşı tarafında başka su akıntıları vardı. O güzel görüntüyü ve o güzel sesi orada bekleyip dinlemiştik. Artık dönüş vaktiydi. Şu geçtiğimiz yollardaki evlerin, yapıtların güzelliğine bakar mısınız? Çok hoş. Bu arada ben önde babamın kucağındaydım. Buradaki Winnie Tom annemle birlikte oturmuşlardı. Ay, bu yollar çok değişikti. Alt tarafı resmen uçurum ve daracık bir yerdi. Her yer taşlıktı. Annemler oradan başka bir yere gidelim demişlerdi. Ama yolu doğru düzgün tutturamamıştık. O yüzden buradan sonra eve doğru yol almıştık. O zaman bu turumuz da bittiğine göre buradan başka bir yere geçebiliriz. Evet, sıradaki yerimiz Rotorhorn Park. Buraya sadece bir kere gelmedim arkadaşlar, birçok kez geldim. Doğayla iç içe bir yer, her yer yeşildi. Çok güzel, burada yürüyüş yapmaya bayılıyoruz. Burası da az önce görmüş olduğunuz parkın yanından geçen nehir. Yani Elbe Nehri. Biliyorsunuz ki Orta Avrupa'nın en büyük nehirlerinden birisi oluyor. Biz de burada şimdi oturmuş nehrin güzelliğini, sessizliğini, yoldan geçen insanların hoşluğunu izlemiştik. Ay, Lady ile Winnie, onları da götürmüştük gezmeye. Elbe Nehri'nin üstündeki köprüden geçiyoruz şu an. Birazcık tahta. Korkuyorum burada yürümeye, biliyor musunuz? Burada da nehirden esen rüzgarı izliyormuşum. Bu köprünün üstünde insanlar dilekli kilit bağlıyor arkadaşlar.
her yerde kilit var. Gezerken bayağı yorulmuştuk, oturup burada iyi dinlenmiştik. Şimdi de kalkıyoruz, karşı tarafta gözüken kilisenin yanına gidiyoruz. Annem orada birkaç fotoğraf çekilmişti. Nehir ve park turumuzda anlattığımıza göre buradan çıkıp bakalım başka da nerelere gitmişiz. Tek değilim de görelim. Geldik arkadaşlar. Hanover'dayız. Buraya da daha önce iki kere falan gelmiştim. Bu ilk gittiğim zaman. Evet, Marsh Park'tayız. Buranın da çok güzel yürüyüş yolları ve yapay bir göleti var. Hanover'ın ilk belediye parkıymış, biliyor musunuz? Gezinirken yolda bir kızla tanışmıştım. Ay, bu kızı aklımdan hiç çıkaramıyorum. Çok da güzeldi be. Tabii ki de burada video çekmezsek olur mu hiç? Rüya gibi bir yer değil mi sizce ya? Biz bayılmıştık. Bu karşımızda gördüğünüzde belediye binasıymış. Ve sanırım o zaman restore halindeydi. Şu an ne haldedir bilmiyorum. Son olarak başka bir yere daha gidiyoruz arkadaşlar. Canım babamın kucağında keyifli sürüşler. Yolun yarısında birazcık annem de kullanmıştı, onu da göstereyim. Ne gördün? Eyvah! Bir şey mi var? Benle gelmiştik. Bir Türk restoranında, yani Ehli'de bilenler bilir, oturup yemek yemişti annemler. Parlamento binasının önünde babişti biraz. Koşmuştuk. Ve burası da Brandenburg Kapısı. Berlin'in büyük sembollerinden birisiymiş arkadaşlar. Bence gece ışıltısında daha güzel oluyor. Hop, buradan da direkt pet shop'a giriş yapmışız arkadaşlar. Ben de burada kendime güzel güzel şeyler aramışım. Efsane kokular almıştım. Çok iyi hatırlıyorum. Ve burası da bizim çöplüğümüz Magdeburg. Şimdi buradan Alex'e doğru yürüyoruz annemle birlikte. Klasik kafemiz, her zaman orada otururuz. Ne yapalım artık? Videonun da sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz bize like atmayı, yorum yapmayı, bildirimlerinizi açmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere.